Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu unvanıyla bugün ilk defa İstanbul Havalimanı'na geldi. Kendisini orada karşılayıp hemen arkamda görünen şahane manzaralı yere Swiss Hotel İstanbul'a getirdik. Kenan Sofoğlu yanımızda. Kenan, Toprak dünya şampiyonu oldu. Neler hissediyorsun? Yani şöyle söyleyeyim, benim 5 kez dünya süper spor şampiyonluğum vardı ama sadece 2007'de biraz gözyaşı döktüm ama Toprak'ınkinde hepsinden daha çok gözyaşı döktüm. Çünkü ağladın değil mi? Hepimiz yani ağladık. Ona ya. Gerçekten çok emek verdik. Yaptığımız kararlarda da çok eleştirdiğimiz dönemler oldu. Evet. Ama bugünkü başarımız, toprağa getirdiğimiz nokta apaçık ortada. O yüzden kendi yaptığımız başarılardan daha çok Toprak'ınkiyle gurur duyduk. Şu anda burada Toprak Razgatlıoğlu'nun yakın arkadaşları var. Kendisi, buradaki herkes neredeyse Instagram hesabında hikayelerde özellikle görüyoruz. Öncelikle abisi Tümay. Abi çok görmezsiniz aslında. Evet. gizli kahraman. Gizli kahraman, evet. Tümay, Toprak'la ilgili 15 saniyen var. Ne söylersin? 15 çok bence. Bir şey dememe gerek yok ki. Baksana abi işte. 8 saniyede abi. Yani görünen ortada işte yani. Korktum böyle, çok da enteresan şey söyledim. Dünya şampiyonu. Benim, ben şimdi bir konuşursam o kadar çok şey söylerim ki o yüzden konuşmamam biz, daha iyi. Bence de ben de yayında şey yapıyoruz. Bir tane kimsenin bilmediği bir şeyini söylesene diyoruz. Yok, ben ona hiç girmeyeyim. Kimse hiçbir şeyini bilmiyor ki abi. Yok, her türlü açık var. Abi de var. Peki o zaman sıra sende. Tanıyalım abi seni. Ömer Faruk ben. Ceren'im o. Daha çok ismi. Kardeşim Sakarya'dan, dostum benim zaten. Hem spor salonuma geliyor. Sağ olsun kardeşim, reklam da yapar. Ben onu tek bir şey söyleyeyim. İnatçı keçi yani, başka bir şey değil. Yani dünyanın en inatçı insanı. Yapamaz da yapsın. İnat etti, aldı. Abi böyle bir şey olamaz ya. Üçüncü katta. Zemin ya, yerde üçüncü katta. Uca ellerini amuda kalktı, bana diyor ki fotoğraf çek. Ben nasıl fotoğraf çekeyim abi? Mediamar'a çıktık ya. Rezil olduk. Kenan'ın öyle bir havuza atlama sahnesi var biliyorsun. Hatırladın değil mi? Şimdi benim o hatırladı. Ya oradan atlayacağı havuzdan çıkamazdı büyük ihtimalle. Ben şunu diyeceğim. Ben 3 gün boyunca, Allah yukarıda, 3 gün boyunca 3 veya 4 saat uyku uyudum. 3 gün boyunca. Bunu arıyorum, hiçbir şey yok. Sinirim bozuldu. O kadar sinirim bozuldu ki. Ben de öyleydim. Ki, en son canlı yayında uyuyordum şey ama. Stres yok, hiçbir şey yok. Ne yapayım? İyi, öyle oturuyorum, takılıyorum. Havuza giriyorum, bilmem ne yapayım. Ben 3 gün uyumadım ya. Abi yarıştan 10 dakika önce bir şey atıyor direkt Instagram'dan ya. Öyle rahat bir adam olabilir mi? İkinci yarışını izleyemedim. Uyumuşum, yarışı. Uyuyakalmışım ikinci yarışı. Ama zaten şampiyonlar rahatlamıştık. Ondan dolayı. Biz rahatlamıştık. Burada sağa doğru devam ediyorduk. Hemen. Seni tanıyorum. Amcaoğluyum, Abdullah Razgatlıoğlu. Amcaoğlu Abdullah. Şey yok. Hiç bozulmuyor. O da amca. İlkay nerede? İlkay buradaysa. Abim. O Vius modeli. Kavukat oynuyoruz ya. Evet. O ekip. Aynen, beraber oynuyoruz. Sen 15 ne söylersin? Çok sıcak kanlı, çok dürüst ama çok çabuk ama yeniliyor. Ama aşırı şekilde hiperaktifti, hala öyle. Zaten yavaş yavaş onu yazmaya başladı dışarıya doğru. Çok çok hiperaktif. Güzel. Hemen sola geçiyorum. Muhammed dur. Bir dakika. Tek ayakta anlatman lazım. Nasıl? Squat yaparak. Yaparız. Ya benim lisans hayatımın kahramanıdır. Sırf onu yormak için daha fazla eğitim aldım. Yorulmaz, inatçı. Kafasına koyduğu her şeyi yapıyor işte. Alanya'da beraber çalışıyoruz. Sakarya'da. Seni tanıyoruz ama Ömer Hoca. Bilmeyenler için bir daha ismi, soy ismini, Quadra Akademi'yi bir söyle istersen. Vahdet Dur. Quadra Akademi fitness antrenörüyüm. Toprağın kişisel antrenörüyüm. Can, Deniz. Üçü benimle çalışıyor. Can sürekli kırıyor sağa solu. Toprağın öyle vukuatları var mı? Toprağın öyle bir vukuatı yok. Toprak kontrollü ama Can yani bir kere gelir bir yıllık zarar verir. Öyle bir huyları var. O verdiği parayı hemen bir kere de çıkarıp kayboluyor galiba. Verdiği paranın çok fazlasını çıkarıyor. Yani. Can sıkıntılı arkadaşlar. Emre abi geldi. Emre abi gel abi. Gel hemen. Tanıyalım seni. Ben kuzeni, Emrah Kurdoğlu. Emrah Kurdoğlu. Emrah hoş geldin. Ayaktım. Selam da veremedik. Ya. Eskilerden. Toprak bizi yenilerle karıştırdı. Emrah anlat bakalım. 15 saniyen var. Toprak'la ilgili ne söylersin? Vallahi daha ne diyeyim ki Toprak için? İşte şampiyon diye. Allah belasını oradan bir şey geldi. Gerekeni yaptı ya. Bekliyorduk zaten. Elimden çok, geleni yaparım. Aynen, gerisini. Bu sene çok sürpriz olmadı ya. Sürpriz olmadı mı diyorsun? Sürpriz olmadı. Benim için sürpriz olmadı. Ben yarısı yani şampiyonanın yarısında inanmıştım. Aynen.
Ama bir oradaki o Portekiz'deki sıkıntı, sonra Assen'deki sıkıntı biraz beni böyle bir ulan ne oluyoruz dedirtti. Evet. Böyle senin aa ne oluyoruz dediğin bir yer oldu mu Emre? Şöyle ben eski bir yarışçı olarak aynı zamanda soruyorum sana. Yani bir motorla alakalı bir şanssızlık yaşadı bir ikili ama motosikletin şeyi de güzeldi. Performansı da iyiydi. Benim hiç şey yapmadım, heyecan yaşamadım yani. Biz uyuyamadık ya. Adam aynen. Heyecan yapmadım diyor. Ama pistlerden geliyor. Hemen başka kim var? O zaten biraz önce ona gidiyordum. Evet. Hemen önce seni tanıyalım. İsmim Metan, soyadım Büyüklü. Metan Büyüklü. Alanya'dan arkadaşım Toprak. Toprak'la ilgili 15 saniyen var. Ne anlatırsın, ne söylersin? 15 saniyede şey söyleyebilirim. Hayatımda tanıdığım en başarılı insan. En başarılı. Yapamayacağı hiçbir şey yok yani. Arabaya biner, onu çok iyi kullanır, çok iyi yüzer, çok iyi takla atar. Yani aklınıza gelecek bütün ekstrem sporlarda en başarılı tanıdığım tam isim. Tam bir sportman aslında. Tam doğuştan. Süper. Babasını biliyor. Ahmet Talif abi de buradan tekrar anıyoruz. Teşekkürler. Çet abi Türkiye'de çok satan Toprağın karşılaması ve basın toplantısı ile ilgili bugün bizle buradasın. Destek hiçbir zaman esirgemedin. Öncesinde de şimdi de. Toprak'la ilgili bir şeyler söyle desem ne söylersin? Toprak için çok şey söylenebilir. Mesela bir defa çok özel bir yetenek. Rahmetli babası yıllar öncesinden söylemişti. Necat çok güzel bir yerlere gelecek. Bu çocuk dünya şampiyonu olacak. Kimse görmüyor. Evet. Ve şimdi biz onu yaşıyoruz. Tabii Kenan Sofor'un katkıları çok çok büyük. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor. İnşallah daha da evet. Güzel başarılar olacak. İnşallah. Necat abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Necat Keklik. Yanlış olmasın. Yanımda başka bir şampiyon var. Siz onu tanıyorsunuz ama yine de kendisini bilmeyenler için, yeni nesil için soracağım. Kiminle beraberiz? Şakir Şenkalaycı. Şakir Şenkalaycı. Şampiyonlar şampiyonu dememiz lazım ama başında. Yani öyle bir lakabımız var. Evet, doğru. Evet. Toprak Krasgatlıoğlu için bugün beraberiz. Vallahi neler söylersin? Toprak bizim aslında şaşırmadığım bir şey yaptı. Ben geçen sene de ona dünya şampiyonu olacağıyla ilgili bir yorum yapmıştım. İnanılmaz bir yetenek. Doğuştan kabiliyet. Türkiye'nin gururu ve tek teker Arif'in oğlu olması da ayrı bir gurur verici bir tablo. MotoGP mi neler yapıyor? Yani hakikaten bazen bunu biz anlatınca böyle çok farklı anlaşılıyor ama Ethem biz nereden tanıyorsun? Instagram'dan ve WhatsApp gruplarından tanıyorum. Instagram'dan oradan da WhatsApp grubuna atladı. Seni tanıyalım. Ben Türkiye'de Ethem Tufan. Gebze'de yaşıyorum. Lise 3 öğrencisiyim. İlk defa beni görüyorsun değil mi canlı? Evet, canlı olarak ilk defa bugün görüyorum. Bugün ilk defa karşılaştık. Ne dedin bana? Ne yazdın? Gebze'de oturuyorum. Gelme imkanım var mı ya? Yol üzerinden geçecek olan birisiyle irtibat kurabilir miyiz diye şey yaptım. Ahmet abi de elinden gelenin en iyisini yaptı ve... Şu an neredesin? Şu an buradayım ve beni buraya getirdi. Toprak nerede? Göstersene elini. Toprak abi hemen şurada. Tamam, güzel. Çok teşekkür ediyorum. Yani ne söylemek istersin Toprak'la ilgili? 15 saniyen var. Geleceğin şampiyonu. Şimdi de şampiyonu değil mi? Şimdi de şampiyonu. Geleceğin daha çok şampiyonu. Rea'nın rekoruna göz koydun galiba. Rea'nın rekorunu geçecek bence. Ama biz MotoGP'ye yollayacağız onu. İnşallah. Boş vereceğiz. Tamam. MotoGP mi? Takipte kalın. Mami diye tanırlar. Erece Mami. Sosyal medyada da. Mami. Evet. Nereden geldin buraya? Bursa'dan. Bursa'dan İstanbul Havalimanı'na geldin. Dün sen de sabah. Bizle beraber kaybolarak, evet. Ya ruhumuz fakir. Onu bir itiraf edelim değil mi? Evet. VIP terminalini bilmediğimiz VIP için. Terminalini ben bu arada bu havaalanına ilk defa geliyorum. Benimki de ikinci. 3 tur attık içeride. VIP terminalini bulana kadar. Hani toplu fotoğrafta niye yoksunuz derseniz. Aynen. VIP terminalini bulamayan kişiler var. Onların arasında biz de vardık. Dün gece 1'de Bursa'dan yola çıktım ama bir türlü gelemedim abi. Bursa'da bile kaybolduk. Çünkü önceki gün sabah işten çıkmıştım. Zaten gece çalışıp. Zaten hafta sonu da uykusuz kaldım. Gözlerden zaten bellidir. İnanılmaz uykusuzum. Toprak ama toprak için değerdi. Toprakla koşa ilgili koşa 15 saniyem var. Ne anlatmak, ne söylemek istersin? Toprağı ben çok küçük yaşından itibaren biliyor ve takip ediyordum. Arif abiden de dolayı.
Arfa abinin şovlarına giderdik. Oradan izlerdik, tanışırdık Toprak'la. Kendisine çok inanıyor yani. Ve güveniyorduk. Dualarımızı ve güvenimizi boşa çıkarmadı. Dünya şampiyonluğunu bize getirdi. Sırada MotoGP şampiyonluğu var inşallah. Bunu ben içeride konuştum. Onu koyacağız herhalde. Görüşürüz. Eyvallah. Çok teşekkürler. Rica ederim. Destekleri için. Hemen seni bir tanıyalım baba. Kimsin? Abi ben ünlü berber Mr. Beckman. Mr. Beckman. Batman'dan katılıyorum. Hemen buraya selam söyleyelim. Batman'dan katılan Mr. Batman. Toprak'la ilgili 15 saniyen abi, var. Ne söylemek istersin? Sağdan sünnet, sağdan başlayalım. Buradan mı? Sen düşüneceksin arada. Toprağı 15 dakika. Toprağı 15 saniyeye sığdıramayız. Hayır. Toprağı 15 saniye sığdıramıyoruz. Seninki bu. Tamam. Benimki mi diyor? Ya bilmiyorum. Abi sen sizmiyorsun. Abi söylesene. Bunu da paylaşıyorsun bak. Seni tanıyalım. Enes ben, Beylikdüzü'nden geliyorum. Beylikdüzü'nden? Evet. Toprak için çok fazla söylemeye gerek yok aslında bir söze gelirsek. Yani müthiş bir gurur, müthiş bir heyecan. Yani gururluyuz, mutluyuz. Yani harika bir duygu. İnşallah ya, devamı gelecek. Mikrofonu bırakırsam daha konuşacak. O yüzden alıyorum şimdi. Hemen seni tanıyalım. Osman Keklik. Osman Keklik aramızda. Osman'ın repliğini çaldılar ama bakalım Osman ne diyecek. 15 saniyen var. Ne söylersin? Vallahi abi toprağa diyecek bir şey yok. Allah devamını getirsin. Dünya şampiyonumuz, gururumuz. Türkiye seninle gurur duyuyor. Batmanlı çakal burada. Senin ismini tekrar alalım. Muhammed Beckman, Zeyx Resul. Muhammed Beckman, Zeyx Resul. Takip edeni takip ediyormuş. GT. Bu arada Kenan'la Pitbox'ta konuşuyordunuz. 360K takipçim vardı. 400 olur mu? Olur, olmaz. Yok oğlum, Türkiye uyuyor lan daha falan. Abi sen onu nasıl yakaladın? Ben çıktım o. Bak MotoGP mi farkı bu da arkadaşlar. Harbiden duyuldu mu? Hayır şöyle 314 takipçiyle ben gittim oraya. Evet. Şu an kaç bakayım? Duyuldu mu derken biz duyduk yani, onu söyleyeyim yani. Daha başka duymamıştık. Ağzınızdan mı okudunuz? Ne yaptınız abi? MotoGP mi'de bayağı bir sıkı takipçilerim var. 448. 1 milyona ne kaldı ya? Bir bu kadar çok işte. Var abi. Bir bu kadar gelir, 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 gelir. Olsun, gelir. Olsun inşallah. Gelir. İşte dünya şampiyonu olduk. Sırada inşallah MotoGP var. Mir, Bagnaia, Quartararo, kendinizi kollayın.